Arkadaşlar Manchester City'ci evren değil. City'ci evren. City. City. Yani şehir. City. Ha, city. Ya ben C-I-T-Y. Yanlış yazma. Ya. Oğlum başka şeyler neden olur? Küçük harflerle C-I-T-Y. Oğlum başka şeyler neden olur bak. City'ci evren. Emre bak. Yani evren City'ci. Eğer İngiltere Premier Lig'de Chelsea ilk dörde giremeseydi bütün Türkiye Manchester City'ci olacaktı. Ben onu özellikle belirteyim. Sadece Emre Bol ya da Deniz Ateş Bitnel değil. Ama Chelsea ilk dörde girdiği için öneleme yani olayından kurtuldu Beşiktaş. Eskiden var iki takımımız girerdi. İşte ya. Başka takımlara bel ya. Bağlamamak lazım. Artık bu sene alacağımız puanlarla her bir sonraki sene etkilemiyor. İki sene, üç sene sonrasını etkiliyordu bir şeyler? Beş yılda bir puanlama hocam. Duruyor ama iki sene sonrasını etkiliyor. Etkiliyor tabii. Yani bu sene alacağımız puanlar bizim iki sene sonrasını etkileyecek. Tabii. Bizim şampiyonumuz seneye öneleme oynayacak. Kimseye öyle görünmüyor öyle. Seneye yani şu anda öyle olan, bir ekstra bir şey olmaz. Yani başka takımlara bel bağlamayacaksak öyle olacak. Başka takımlar düşmez bir şey olmaz. Bu arada yani hayır, Şampiyonlar Ligi final. Shakhtar Donetsk. Ya yine başka takımlara bağlıymışız bak. Bağlı hayır şöyle. Beşiktaş 3. torbadan yer alacak. Onu o ayrı. Bu sene Shakhtar için demiyorum. Donetsk, önümüzdeki sene şampiyonu. Bu seneyi söyleyeyim. Benfica Shakhtar Donetsk. Herhalde. Benfica bir takım daha var. Onlardan biri Shakhtar, kendi göbeğimizi Benfica, kendimiz keselim artık. Bu 3 takımdan birisi eğer gruplara kalamazsa Beşiktaş 3. torbadan yer alacak. Evet o sıkıntı. Yani bir daha söylüyorum. Ya, hatta torba şey atlıyoruz. Bırak Şampiyonlar Ligi'ni. Emre Bol'un torba olduğunu... No. Torba atlıyoruz. Ya torba. O nereden bilir? O bir çuval bilir. Bir biraz torba mı? Torba atlıyor. O anlamı torba olmuşlardı. Torba atlıyoruz. Arkadaş telefonu... Ya adama yüklenme ya. Hadi göstersene. Ertem abi adama yüklenme lütfen torba, ya. Torba torba. Adam hani, ne anlar torba? Torba atlıyoruz. Grup atlamayı bırak. Buradan da buraya sesleneyim. Biz çok torba atladık. Sen bir defa atlayın. Torba. Hayır siz torba atladınız. Galatasaray ikinci torbadan katılmıştır. Tabii. İkinci torbanın... Luchescu. Luchescu denemeli. Luchescu i̇kinci torbanın borçlusunuz. En üst seviyesinden katılmıştır. Neredeyse birinci torbadan katılmıştır. Onu da Luchescu'ya bağlı. Torba sistemi şu anda değişti. Abi, onu geç. Torbada artık şampiyonlar oluyor. İlk birinci torbada hep şampiyonlar var. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarımız. Yani ben sana çok zor iş. Kim çıkar çıksın. Hocam yani kadar çok büyüdü. Hayal yani. Bunu kıyamete kadar bir tane Türk takımı... Ya bir tane dönem. Türk takımı değil bir ama olabilir olur, de. Olur, olur, İki Türk inşallah. Takımı mesela Fenerbahçe ile Galatasaray'ı, Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi ya da Galatasaray'ı finalde görmeyeceksiniz. Aa, bak ama Ertem abi. Temennimiz o. İğneyi kendine çuvaldırmak. Meral Hanım'a bağlar mısınız Meral Hanım? Burada en büyük hata Galatasaray'ındır. Galatasaray çeyrek finaller oynamış bir takımdı. Kupa almış bir takımdı. O takımı kim bu kadar mesela Liverpool'dan, Barcelona'dan, Real Madrid'den, Paris Saint Germain'den nasıl bu kadar uzak... ...laştırabilirsin o seviyelerde. Bir o kupa kaldı çünkü yani ona göre yoğunlaşması lazımdı. Evet Galatasaray'ın planlaması burada rezildi. 20 yılda en çok geriye giden Galatasaray. Şimdi doğruya doğru. Kupa yönünden mi? Araya girebilir miyim? Abi olur mu öyle şey? Kupa yönünden mi? Araya girebilir miyim? Puan olarak zirvedeyken... Transferlere giriyoruz. Sen bambaşka bir seviyedeydin. Transferlere giriyoruz. Bambaşka bir şey yakalamıştın. Transferlere giriyoruz. 4 numara Hakan Bilal Kutlualp. 5 numara Hakan Bilal Kutlualp. 6 numara 7 numara. Hemen Fenerbahçe ve Emre Bol'a döneceğim. Nankör meslek sesimi yükseltiyor işte. Demiştim ya size meslek böyle bir şey. Nankör meslek. Teşekkür edenler var. Orhan Ay Antalya'dan Fikret abiye göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı diyor. Keşke sabaha kadar yayın yapsak Fikret için. Ormanı Fikret dedim. Engin için. Şimdi sevgili seyirciler. Fikret Orman mı dedim ben? Yok öyle bir şey Fikret demedim. Engin değil mi? Allah korusun. Allah ömürler versin. Şimdi Hakan Bilal Kutlualp bir paylaşım yaptı. Hazırsa hemen getirelim sevgili kardeşim. Batu. Hayat sürprizlere gebedir. Hakan abi burada benden daha iyi tanıyan Emre Bol var. Ben de tanırım ama benden daha iyi tanır. 19 Mayıs'ta hem de Gençlik ve Spor Bayramı'nda atamızı yad ediyoruz. Ruhu şad olsun silah arkadaşlarıyla beraber. 19 Mayıs deyince bir anda aklıma Atatürk geliyor. Doğum günü geliyor. Geçelim diğer tweetine. Hakan Bilal Kutlualp'in. Hakan Bilal Kutlualp bakın. Instagram'da profil fotoğrafına bakar mısınız? Alex'in fotoğrafı kimin elinde? Arkama ver. Arkama da verin. Lütfen profil fotoğrafına iyi bakın. Profil fotoğrafında kim var? Zinedine Zidane. Zidane var. 10 numaralı Zidane forması. Fotoğrafı çektirdiği zamanı hatırlıyorum ben. Şimdi hayır bir dakika. Burada başka bir şey var. Sen biliyorsun ne olduğunu. Nereye geleceğimi. Zidane ayrıldı. Real Madrid'de görevinden ayrıldı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hayat sürprizlere gebedir diyor. Ali Koç'un, Ali Başkan'ın Zidane'ı alması sürpriz olabilir mi? Bence olmaz. Ali Koç olduğu için olmaz. Ahmet Nurşevi için sürprizdir. Mustafa Cengiz için sürprizdir. Ahmet Ağaoğlu için sürprizdir. Ama dünyanın en zengin iş adamlarından birisi olan Ali Koç için Zinedine Zidane'ı getirmek sürpriz değildir.
Fakat bir şey söyleyeceğim. Tamam çok güzel. Keşke Hakan abi de bağlasak da ondan da bir şey alsak, görüş alsak, acaba ne istediğini kendisinden sorabilsek. Hakan Bilal Kutluhap Fenerbahçe'ye çok son derece iyi hizmet etmiş isimlerden bir tanesidir abi. Hem Alex transferinde hem Aneka transferinde çok ciddi transferlerin altına imza atmış. Tabii. Bak bu adamları parayla pulla getiremezsin abi. Hele ilişki. Ha. İlişki bağlı. Transfer ilişkide. Dediğin zaten ilişki de aslında. Yani mesela Aneka transferini ben çok iyi hatırlıyorum. Gitti, eşini ikna etti, buradan kasetler götürdü. Zidane Fenerbahçe'ye gelir mi diye yazar mısınız arkadaşlar? Hepsini gösterdiler. O şekilde Aneka transferini gerçekleştirdi. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir ekonomik gücü vardı. Fenerbahçe'nin bir ismi vardı. Fakat iş bitirici yönetici de lazım böyle durumlarda. Kesinlikle. Ha, iş bitirici yönetici. Muz iş yapıyor değil mi? Bak, evet, evet. Muz. Çikita muz getiriyor zaten, diye biliyorum ben. Çikita muz. Gerçek gerçek muz, şaka değil ya. Yanlış anlamadım. Türkiye'nin en önemli muzcularından da bu. Bir şey anlatıyoruz. Çikita muza giriyorsun. Ajdar gibisin. Yok gerçek ben. Böyle bir şey görmedim ya. Şeyle Hakan Bey'le ortak dostlarımız var. Bülent abi. Çikita muzu söyle. Çikita muzu ben nereden söyleyeyim? Ajdar'ı çok seviyorsun. Ajdar'a benzeyen burada Emre Bol'dur. Aralarındaki tek fark saçlarıdır. Ben Ajdar'la hiç alakam yok. Hayır, tip olarak. Ne dedin? Yedirsene gizli fotoğrafı yan yana. Aralarındaki tek fark saçlarıdır. Ajdar'la senin benzedin. Abi, adamın saçları. Nasıl alakası? Fotoğraf koyun ekrana. Arkadaşlar. Niye dalga geçiyorsunuz Ajdar'la? Her şeyi sulandırmayın. Güzel bir şey. Ajdar'dan özür diler misin? Bak çok ciddi konuda. Sen değil, o değiliz. Bak burada. Ben şarkıları ile dalga hala konuşuyorsunuz. Ben dinliyorum. Ben dinliyorum Emre Bey. Arkadaşlar. Bana anlar. Ben dinliyorum. Arkadaşlar. Evet canım. Hakan Bilal Kutluhap'ın eksikliğini Fenerbahçe o kadar sene çekti ki, o kadar sıkıntısını yaşadı ki. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllar bu anlamda iş bitirici yönetici olmadı hiç. Hakikaten Başkan Sayın Aziz Yıldırım hep her işi kendi halletmeye çalıştı. Sürekli de özellikle ilk zamanlar eline yüzüne bulaştığı zamanlar da oldu. Onun için ben hatta yazılarımda yazdım iş bitirici yönetici aranıyor diye. Fenerbahçe'nin ihtiyacıdır. Başkan her şeyi halledemez abi. Şimdi Emre Belezoğlu var Allah'tan. Emre Belezoğlu bence iş bitirici bir yöneticidir. Çok ve şimdi, sana şurada bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki ay Fenerbahçe'de seçimler var. Bu seçimlerde, Emre Belezoğlu acaba Ali Koç'un yönetimine girebilir mi? Bekler misin bir saniye rica ediyorum. Ben, bak bir Meral Çolak hanımefendiyi bekletmeyelim. Meral Hanım fotoğraf attı. Mı attın? Ya bir fotoğraf değil şey bilgi yaptım attım bir tane fotoğraf. Bir fotoğraf attı. Bak Pep Guardiola tamam, ve City yönetimi bir tane